Merhaba arkadaşlar, ben Mete Aydemir. Bildiğiniz üzere bu ufaklık Arest. Bu da ufak Ergoç'umuz, kendisi kız kardeşim oluyor. Çoğu kişinin sorduğu soru, çocuğumu, köpeğimi aynı ortamda büyütebilir miyim? Beslemesi nasıl olur? Rahatlığı olur mu? Benim için sıkıcısı olur mu? Bu tarz sorular sıkça geliyor arkadaşlar. Biz ufak yaşta Arest ve Erva'nın sosyalleştirmesine başladık. İkisi birbirini çok seviyor. Küçük küçük oyunlarla Erva oyuncaklarını paylaşıyor. Arest'e pek farkında değil ama ufak olduğunun ama yine de birazcık da mesafeli davranıyor. Oyun olarak ikisi gayet iyi anlaşıyor. Arest'in bütün bakımları yapıldığı için, aşısı olsun, tüyü olsun, her şeyin bakımları yapıldığı için kesinlikle ufaklığın sağlığına zarar verecek durum yok. Zaten oyuncu köpekleri olduğu için de çocuklarla ufak yaştan gelişimlerine başlarlarsa, oyunlarına başlarlarsa daha rahat empoze olurlar ileriki zamanlar için. Daha rahat beraber vakit geçirebilirler veya beraber yalnız bırakabilirsiniz. Çocuğunuzun da gelişim için oldukça faydalı olabilir. Başka bir canlıyla beraber büyümesi. Çünkü sorumluluk duygusunu çocuklara oldukça fazla aşılıyor. Burada ben de onların seviyesine bilerek indim. Videoyu ayakta çekebilirdim. Ama rahatlar hepsiyle aynı seviyede olmak için ben de yaşadığım rahatlığı Erval da yaşasın diye hepsi de şu an çocukmuş gibi yanlarına oturdum. Bu şekilde kısa kısa vakitler geçirirsek gün içerisinde parça parça ona da alışmaya başlar. Ev içerisinde ufak dişi oyunların dışında daha da büyük bir zarar vereceğinizi düşünmüyorum. Bizim ailemizde bu güzel bir örnek olabilir. Ufak yaşından beri kız kardeşim olsun, diğer kardeşlerim olsun, ben olayım. Köpeklerle beraber büyüdük. Sağlık sıkıntısı yapmamak için birkaç tane önlem almak gerekiyor. Ne tarz önlem olabilir? En başında arkadaşlar kesinlikle köpeğimizin aşılarını, dış parazitini, iç parazitini güzelce yaptırıyoruz. Gençlik aşısını yaptırıyoruz. Belli bir yaşına geldikten sonra kuz aşısını yaptırıyoruz. Kuz hastalığı sadece ısırmayla geçmiyor, salyalara da bulaşabiliyor. Bu tarz hastalıkları önlemek açısından hayvanımızın iç dış aşıların hepsini yaptırıyoruz. Bunun yanında köpeğimizin temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ne olur ne olmaz. Herhangi bir tüy kaçmasına karşı haftalık tüy tarama seanslarımızı yana getirirsek sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Erva, sence Arthur saldırgan bir köpek mi? Ares? Hayır. Ares saldırgan bir köpek değil mi? Evet. Peki Ares'in babası Arthur saldırgan bir köpek mi? Hayır. Seni hiç ısırdılar mı? Isırmadılar. Bunun dışında ben çok da köpekten insana bulaşan hastalık olduğunu düşünmüyorum. Siz hayvanınıza güzel baktıktan sonra, temiz baktıktan sonra, aşısını, bakımını yaptıktan sonra çocuğunuza bulaşacak herhangi bir hastalık yoktur. Aksine beraber çok güzel vakit geçirebilirler. İkisi de çok sosyal olabilir. Çocuğunuza sorumluluk duygusunu sahiplenebileceğiniz bir hayvanla da aşılayabilirsiniz. Bu sizin hem sorumluluğunuzu arttırır, çocuğunuzun da sorumluluğunuzu arttırır. Aranızda ortak bir köprü olabilir. Ama şuna kesinlikle karşıyım arkadaşlar. Satın almak yerine çocuğumuz için ortak bir aile şansına, ortak bir aile hayatında bulunacağımız hayvana sahiplenmemiz benim birinci tavsiyem olacak. Ama illa da Fransız Bulldog cinsi bir köpek beslemek istiyorsanız satın alabileceğiniz kanallar var, şeyler var, araçlar var. Instagram'dan veya YouTube'dan takip edelim derseniz sahiplendirme paylaşımlarında bulunduracağım. Ancak yine tekrarlıyorum. Bence evde köpeğinizle çocuğunuzu beslemeniz için sakınca yok. Eğer gerekli önlemleri alırsanız çok güzel, çok mutlu çocuğunuz ve köpeğiniz çok güzel, çok mutlu bir hayat olabilir. Fransız Bulldoglar ev hayatına gayet uyumlu köpeklerdi. Siz saldırgan yetiştirmezseniz köpeğiniz saldırgan olmaz. Çocuğunuzla güzel vakit geçirin. Şu sıralar bir yakın alabiliyor muyuz? Ares'in bir diş kaşırma problemi var. Bunu plastik kemikleriyle gidiyorum. Çocuğunuzun elini ufak tefek bir şekilde ısırabilir. Bunu maruz görmek gerekiyor. Bunlar ufak cins köpekler. Dişleri kaşınıyor. Yavaş yavaş böyle ısırmak, can acıtmak değil de oyun esnasında ve dişleri kaşıntısı gidermek için ufaktan kemirebilir. Dişleri çok sivri olduğu için ufak tefek yaralar açabiliyor. Çocuğunuz oynarken şu aralıklarda özellikle 3-4-5 ay bandındayken birazcık daha göz temasınızı bulmak gerekiyor. Erva'nın az önce ufaktan bir yüzünü çizdi. Bilinçli olarak yapmıyor. Çok da fazla bir şey yok sanırım. Erva var mı suratında bir şey yapacağım? Çok da bir şey yok. Erva zaten hayvanları seven bir çocuk olduğu için biz uyum sağlamanın açısından çok da büyük problemler yaşamadık. İkisi sürekli güzel güzel vakit geçirebiliyorlar. Videomuzun ara ara kısımlarını zaten beraber birkaç tane oyunlarını videoya aldık. Erva zaten Arest'i önemli çocuk. Arest'i görmek için her şeyi yapar. Arest'i bir kere uzaktan gördüğü zaman onunla bir iki saat vakit geçirmeden kesinlikle Arest'i bırakmıyor. Arest onu çok seviyor. Aralarında pozitif bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Hatta bununla ilgili videolarımda birkaç defa da Arest'le Erva'nın oyunlarını çekip size daha çok göstermeyi planlıyorum. Bu videomun gelecek ilgi şeyine göre birkaç videoda paylaşmak istiyorum. Umarım takip edersiniz. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. İzlerseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.